Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eymen Bura, ne yapıyorsun sen orada anne? Ne oldu? Ne oldu? Canım oğlum benim ya. Ha? Hadi babayla oyna bakalım. Evet arkadaşlar, kapıyı kapatma sebebim şöyle, hemencik video çekeyim dedim. Sanal market alışverişi söyledik. Yarın ilk misafirim geliyor, bebiş eve geldikten sonra. O yüzden bir sanal market alışverişi yaptık. Dedik hani şimdi çocuklarla falan çıkmayalım. Burak'ın da kendi halletmesi biraz zor olurdu. O yüzden eve söyledik. Şimdi hepsi geldi. Direkt hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Yarın bu arada kimler gelecek ondan bahsedeyim. Gamze ile Engin abi gelecek. Yani onlar biliyorsunuz en son hastaneye yatmadan onlarla buluşmuştuk. Gamze almaya gitmeden önce dedim hani bir gelin falan, akşam yemeğine gelecekler inşallah. İnşallah bu arada müjdeleri de en yakın zamanda bizlere bekliyoruz. Canım buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah onlarla da en yakın zamanda bir araya geliriz biz de. Böyle alışverişimizi yaptık. Ben işte tatlı matlı falan yapacağım yarın. İşte yemek yapacağım. Onları da inşallah videoya çekerim sizler için. Artık bebeklerine kadar mümkün olursa o kadar yapacağım. Benim için de bir tecrübe olacak açıkçası. Evet, şimdi ben hemen size yaptığımız market alışverişini göstereyim. Ondan sonra böyle güne başlamış olalım. Hadi bakalım. Gelelim şimdi aldıklarımıza. Şöyle yaban mersinli sekkurak aldık ev için. İki tane. Oğlum yine camdan bakıyor. Şimdi buraya gelince süpürgenin başlıkları falan filan derken hepsini o kadar ses yapacak ki dedim hani şimdilik kapatayım. Şöyle krema ole vanilya aromalı olandan aldık. Şöyle bitter çikolatalı sos. Yarın hiç yapmadığım bir tatlı yapacağım. Aslında şöyle, Burak buldu onu. Ben aslında böyle kek, pasta tarzı bir şey yapmayı planlıyordum. Bugün yaparım diye düşünmüştüm. Sonra Burak böyle bir tarif bulmuş. Ve dedi ki lütfen bunu yap dedi. Yalancı profiterol deniliyor. Milföy ile yapılıyormuş. Ben aslında böyle hani milföy ile yapılan tatlıyı çok hani böyle misafir için yapmıyorum açıkçası. Ama Burak o kadar istedi, o kadar lezzetli gözüküyor dedi ki, dedim tamam bir deneyeyim. Zaten pratik bir şey. Eğer ki güzel olursa en azından bilirsiniz ki ben aslında böyle çok hızlı ve şey yapılan tatlılardan böyle hani çok yapmıyorum genelde. Ama eğer ki güzel olursa, benim damak zevkimi bilenler biliyor, o zaman söylerim, siz de yaparsınız bol bol. Bakalım, inşallah ayıp kaçmaz misafire öyle bir şey yapmak ama yabancı da değil zaten. Şöyle yine bir paket aldım ki evde bulunsun. Aslında sadece bir paket gerekiyor ama iki paket alayım dedim. Ne olur ne olmaz. Şöyle evde yine bulunsun diye garnitür aldım. Şöyle Ülker çikolata, bu yine yapacağım tatlı için. Sonra şöyle Sütaş'ın kaşar peynirini aldık. Şöyle krem şanti. Ve burada unumuz var. Un aldık. Evet. Burada domateslerimiz var. Sonra şöyle havuç söyledim. Burada soğanımız var. Bu da böyle erik. Bu şekilde. Şöyle üzüm söyledik. Şöyle kıvırcık. Bayağı evde sebze kalmamış. O yüzden bayağı sebze, meyve falan aldım. Meyveler hemen buraya için süper oluyor. Şöyle maydanoz. Sonra burada salatalığımız var. Şunu şimdi çıkarmayayım. Bir de patatesimiz var burada arkadaşlar. Bir tane süt aldık. Sonra içecek aldım. Yarın işte akşam yemeği için. Şöyle Gamze seviyor diye Ilafius Tea markası olacak şeftali aldım. Geçen kahvaltıda buluştuğumuzda, şimdi Gamze kahvaltıda çay içemiyor. Fusti şeftali içiyormuş. Sonra bir ara bir yerde Lipton falan vermişler. Diyor ki ben onu içemiyorum sırf Fusti. O aklımda kalmış, dedim Fusti alayım.
Sonra şöyle Çamlıca şekersiz. Bu niye böyle az? Böyle bir az geldi gözüme. Ay bir an dedim kapağı mı açık? Yok, açık değil. Ondan sonra cama şöyle kola aldık. Şurada şimdi ben onu şey yapayım da burada 30'lu yumurtamız var arkadaşlar. Devam edelim. Oh, şöyle çilek aldım. Şöyle kırmızı biber, şöyle üst üste koydum. Mandalina, Eymen Bura şu ara mandalinaya bayağı bir taktı. Sürekli mandalina yemek istiyor. O yüzden dedim alayım. Şöyle yeşil soğan. Böyle patlıcanımız var. Şöyle brokoli aldım. Sonrasında yeşil biber. Muzumuz var. Burası full sebze meyve oldu. Şöyle pırasa aldım. Şöyle yoğurdumuzdan aldım. Şöyle süzme peynir. Şundan da iki tane tost ekmeği aldık arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Ben şimdi bunların hepsini kaldıracağım. Ondan sonra biliyorsunuz ki marul, kıvırcık tarzı şeylerin hepsini yıkayıp, kurulayıp kaldırıyorum. İnşallah onu yapmayı planlıyorum. İnşallah yapabilirim. İki çocukta tabii biraz böyle şey oluyor. Zaten Mehruş'un şu an beslenme saati. Onu şimdi beslerim falan, hallederim. Ondan sonra Eymen burayla zaten az önce daha oynadık. O yönden rahatım. Birazcık da babası oynar. Ben de o sırada şu alışverişlerin yıkama işlemini falan yaparım. Kaldırma işlemini. Evet, hadi bakalım. Buzdolabım tertemiz oldu arkadaşlar. Vallahi içim rahatladı. Sebzelerim falan da tertemiz. Yani yarın böyle güzelce hazırlıklarımı yapabileceğim. Oh, şimdi rahatladım bayağı. Tatlı konusunda biliyorsunuz aslında ben bir gün öncesinden yapıyorum tatlılarımı. Yani akşamdan yapıyorum. Ertesi gün sadece yemek derdim oluyor. Şimdi bilemedim. Biliyorsunuz Burak seçti tatlımızı ve milföyle yapılan bir tatlı. Açıkçası tarifte bir gün öncesinden, geceden yapabilirsiniz. Gece buzdolabında bekleyebilir diyor. Ama bayatlar mı, bayatlamaz mı bilemedim. Yorumlarda da hatta kaç kişi ya bayatlamaz mı dedi ama bir cevap da göremedim ya da bir gece öncesinden yapan da göremedim. Ben de o yüzden risk etmek istemiyorum. Bu videoyu yarın sabah için devam ettireceğim. Yarın tatlımızı beraber yapalım istiyorum çünkü. Hani o da bu videoda olsun istiyorum. Bütün işte misafir hazırlıkları o günlük vlog içerisinde başka bir vlogda olacak zaten. Sunumumla birlikte, düzenimle birlikte ama tatlıyı yine bu videoya koymak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben şimdi lafı fazla uzatmayayım. Bugünlük burada böyle bitsin. Yarın tekrar görüşürüz. Herkese selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Valla çok şükür. Bizler iyiyiz. Ertesi gün oldu. Şimdi ben birazdan tatlı hazırlıklarımı başlayacağım. Zaten söylemiştim beraber yapacağız. Yalancı profiterol deniliyor. İlk kez yapacağım. Risk ediyorum şu anda. Burak buldu tatlıyı ve çok ısrar etti. Bunu yapalım, bunu yapalım diye. Tamam dedim ben de. O zaman onu yapalım. Şimdi malzemelerimi çıkardım. Direkt hazırlıklara başlayacağım. Yani hadi tatlımızı beraber yapalım. Bir yandan da arkadan Yumi çalışıyor. O yüzden kusura bakmayın ses geliyorsa. Şimdi tatlımıza başlıyoruz. Bu arada burada dezenfekte ettiğim biberonlar, emzikler falan var. Kusura bakmayın. Birazcık durmaları gerekiyor. Evet, tatlımıza neyle başlıyoruz? Biz çay bardağı süt alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu bir paket... Ay konuşamıyorum. Bir paket krem şantiyle çırpacağım. Allah'ım. Şöyle bakın bir paket ekliyorum ve bunu çırpıyorum. Zaten bir çay bardağı kullandığımız için çok hızlı bir şekilde oluyor. Ben şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Bir yandan da hemencik muhallebimizi hazırlayacağız. Şimdi gelelim muhallebimize. Şöyle 200 ml'lik bir bardak kullanıyorum.
Toplam 4 su bardağı süt koyuyorum. 800 ml yani arkadaşlar. Böyle 3. Yeni bir süt çıkarayım. Evet. 4 su bardağı böylelikle koymuş oldum. Şimdi buna bir su bardağı şeker ekleyeceğim. Daha altını bu arada açmadım. Şöyle. Ve bir su bardağı un alacağım şimdi. Bir bakalım. Bir su bardağı unumu alıp bunu da ekliyorum. Şimdi altını açacağım. Ve bir güzel kıvam alana kadar bunu bir karıştıracağım. Kaynamaya başlayınca da bir tane paket şekerli vanilin ekleyeceğim arkadaşlar. Muhallebimiz böyle hazır olacak. Zaten bu biraz soğuduktan sonra da krem şantiyi ekleyip bir güzel bunları çırpacağız. Ben açıkçası bunu çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz pasta tariflerimde de kullanıyorum. Tadı çok güzel. Bu pişirmeden yapılan bir krema gibi bir şey. Creme ole deniliyor. Vanilya aromalı. Açıkçası bundan da mı koysam diye düşünmüyor değilim. Bakalım. Yani bu tarifte yok aslında. Ama nasıl olur bilemediğim için de açıkçası koysam mı koymasam mı emin olamadım. Burak, bak Burak. Şimdi bundan da koysak evet. Mı muhallebiye? Aslında bu gelmiyor tarifte. Yoksa bence tam... gerek yok ya. Tam tarifi yapalım. Sonra tam... deneriz bunları. Tamam. Fantezilerimizi bir sonraki tatlara saklıyoruz. Tamam. İnşallah güzel olur bakalım. Ya senin elin değil Sultan. Allah aşkına. Al oğlum al. Tamam. Bir yandan muhallebim olurken şöyle şu bitter çikolatalı sosu biliyorsunuz genelde profiterollerde kullanılıyor. Bu sosu yapacağım. Muhallebim ve çikolata sosum bir güzel bitti arkadaşlar. Şimdi soğuması için ayrı bir kaba alıp balkona koyacağım. Orada bir güzel soğusun. Bir yandan da mürfüllerimi buzluktan çıkardım. Hatta şöyle size göstereyim. Bu şekilde bir paket mürfü kullanacağız. Üstüne 20 adet diyor ama aslında hani 10 tane. Şöyle iki taraflı 20 adet oluyor. İnşallah onu kullanacağız. Ama şimdi biraz çözülsün, böyle kesecek kıvama gelsin. Ondan sonra size devamını inşallah göstereceğim. Şimdi mülföylerime geçiyorum. Şöyle paketimizi bir açalım. Evet, hala hafif bir buzu var. Şimdi teker teker göstereceğim size nasıl yapacağımı. Şöyle hatta bir rulet çıkarayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ortadan bir kere kesiyorum. Sonra şöyle buradan da kesiyorum. Böyle bu tarafı dört parçaya bölüyorum. Bir de şöyle ortadan. Şimdi hepsini böyle yapıp güzel şöyle görüyor musunuz? Tepsime dizeceğim. Mürfüllerimin ilk tepsisi çıktı. Şimdi birazcık daha kestim. Tepsiye dizdim ve fırına verdim. Onlar da bir yaklaşık 20 dakika 180 derece alt üst ayarda pişecek. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Mürfüllerim şimdi fırından çıktı. Daha hala sıcaklar. Onları kenara koydum. Şimdi muhallebim soğudu. Buna krem şantimi getiriyorum. Bir güzel krem şantimle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Ondan sonra muhallebi işi tamamen bitmiş olacak. Şöyle yapayım. Ondan sonra artık pastamızı bir araya getirip artık buzdolabına beklemeye ya da soğuk bir alana beklemeye bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde de inşallah bir güzel dinlenecek. Bakalım nasıl olacak? Az önce bilin bakalım ne okudum. Tekrar bir tarife gireyim dedim. Bu arada nefis yemek tariflerinden gördük bu tarifi.
tarife girdim. Dün olmayan, bugün gelen birkaç yorum. İşte üstü çok sert oldu, beğenmedim. Tadı güzel ama kesmesi zordu. Üst milföyü sert kaldı falan gibi yorumlar gördüm. O yüzden buna şu an hemencecik bir çare bulmam lazım. Ona göre tarifi birazcık değiştirebilirim arkadaşlar. Ki sert kalmasın, yani rezil olmak istemem misafirlerime. Neyse, şimdi ben hemen şunu halledeyim. Ondan sonra cama bir güzel birleştirmeyi yapalım. Şimdi borcamımı aldım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk önce bu arada yarısını borcamın alt tabanına, diğer yarısını da böyle üst tarafını buraya dizeceğiz inşallah. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Bu şekilde ufalayacağım bunları. Birkaç tane daha ekleyeceğim tabii ki. Ben şimdi hepsini buraya koymadım. Bu şekilde. İlk önce bir ufalama işlemi yapalım. Sonra sertleşmesin diye bir işlem yapacağım. Birazdan göstereceğim de size. Şöyle. Şu alt tabanları güzelce ufalayalım. Evet, ufalama işlemini yaptıktan sonra ben sertleşmesin diye şöyle birazcık sütümü şöyle üstünden, yani tam sürmüyorum ama bir gezdiriyorum ki bir yumuşaklık olsun. Ilımıştı bu arada milföylerim. Tabii ilk posta olanlar onlar soğudu. Şöyle birazcık süt serpiştirelim ki sert olmasın. Evet, biraz serpiştirdim. Şimdi muhallebimi tam tamına şöyle üstüne bir güzel döküyorum. Şimdi bakın, şöyle alt tabanından şu üst kısımları ayırıp bir güzel buraya böyle diziyoruz. Bu alt tabanları isterseniz bütün alt tabanları sırf alta böyle nasıl diyeyim şey yapıp Allah'ım, oğluşum yine camdan bakıyor. Ne oldu anne? Ne oldu? Canım oğlum. İsterseniz hep sırf altları koyun. Ben ama üstleri falan da koymak istedim. Bir de ortadaki yumuşak yerleri. Diğer kalan kısımları da bir şeyler yapıp yenilir. Ya da böyle küçük bir kaseye ufalayıp bir şeyle koyarım. Yani o da size kalmış olan bir şey. Şimdi ben dediğim gibi bu üst kısımları bir güzel buralara dizeceğim. Tarafını bir güzel dizdim. Dediğim gibi tam koymamanız önemli ki alt kısım da sert kalıyor çünkü. Onu oradan çekiyorsunuz, yumuşak kısımlar kalıyor. Sırf en üstü de değil, birazcık ortalarını da alıyorsunuz milföyü. Şimdi bunları dizdim. Şurada birazcık boşluklar vardı. Onları da biraz doldurdum. Şimdi ne yapacağım? Bir yandan çikolata sosumu biliyorsunuz aslında soğumaya bırakmıştım. Soğumuş da. Hafif ılık yapacağım onu. Yani sıcak değil, ılık yapacağım. Ki üstteki milföyler yumuşasın. Ayrıyeten yine risk almamak için birazcık üst tarafa da süt sürüyorum ki bir yumuşaklık versin. Bunu bir güzel çeker şimdi birkaç saat. Şöyle. Hepsine şimdi bir güzel sürelim. Sonra ılık çikolata sosumu döküp tamamen artık dinlenmeye bırakacağım. En son da misafirlerin gelmesine yakın bir güzelce üstünü süsleyeceğim. Hafif ılıttığım sosumu ve bütün minik minik milföylerimin üzerine çikolata sosumu dökeceğim.
tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah güzel olmuştur. Artık bir sonraki videoda öğrenirsiniz güzel mi değil mi diye. Bence kalabilir mi aslında? Yok yok, bir sonraki videoda bence bir söyleyelim onu. Sen evet, bu şekilde üstüne Antep fıstığını da koydum. Çok da güzel oldu. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Yani inşallah misafir hazırlıklarımla tekrar birlikte olacağız. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.